Konumuz malum Türkiye'nin gündemi olan mekanın satışı. Ne deniyor? Yeni teknoloji transferi yapacağız. Efendime söyleyeyim, istihdamı artıracağız, üretimi artıracağız, büyüteceğiz deniyor. Bu konuşmaların hepsini geçmişte duyduk. Nerede duyduk? Örneğin hatırlar mısınız bilmiyorum. Tekel satılırken Tekel'deki tütün üreticisini bile ikna ederek, o medya organlarını kullanarak Tekel'de üretim artacaktı. Tekel'de tütünler daha fazla üretecekti. Türkiye bir sigara üretim merkezi olacaktı. Ama geldiğimiz noktada ne oldu? Tam bir talan oldu. Tam bir soygun oldu. Geçmişte burada milletvekili olup şimdi milletvekili olmayanların büyük çoğunluğu ne iş yapıyor biliyor musunuz? Devletin kurumlarında, arpalıklarda görev alıyor. Değerli arkadaşlar, şu Cumhurbaşkanlığı sarayına, kaçak saraya bakın. Oradaki danışmanlar tamamı geçmişte AKP'de milletvekili yapanlar. Konumuna göre eğer geçmişte meclis başkanlığı yapıyorsa yüksek istişare kurulu üyesi oluyorlar. Ya da bilim politika kurulu üyesi oluyorlar. Şimdi gündeme geliyor ya videolarda falan. Değerli arkadaşlar, orada öyle büyük sahtekarlar var ki gündeme geliyor ya. Onlar gözümüzün içine baka baka bu milletten maaş alıyorlar. Bakıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kurumuna, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstihbarat Kurulu'na, değerli arkadaşlar, diyorlar ki AŞ yapacağız, AŞ. Örneğin Ziraat Bankası AŞ, Vakıfbank AŞ, Halkbank AŞ. Allah aşkında bunlarda görev yapan insanlara bir bakın. Ömründe bankaya para yatırma çekme dışında hiçbir bankacılık deneyimi olmayan adamlar Ziraat Bankası yönetim kurulu üyesi, Vakıfbank'ın yönetim kurulu üyesi. Ya insan Allah'tan korkar. Allah'tan korkar. Bakın Ziraat Bankası ne için kurulmuş? Çiftçiye kredi versin diye. Kime veriyor? Yandaşlara veriyor. Haram medyasına veriyor. Havuz medyasına veriyor. Ya Vakıfbank'a bakın, Vakıfbank'a, adam İstanbul seçimlerini kaybetmiş. Ne yapmışlar? Adamı götürmüşler. Mevlüt Uysal'ı söyleyeyim. Binali Yıldırım'ı söylemiyorum. Onu ne yapmışlar? Onu da banka yönetim kurulu üyesi yapmışlar. Ya başka? Bakın eski Tarım Bakanı nerede? Banka yönetim kurulu üyesi beyefendi. Sizler ya öyle yetenekli bir partisiniz ki eski bakan Zümrüt Selçuk'u demirci yaptınız, demirci. Ya Kardemir'in yönetim kurulu üyesi yaptınız ya. 39 bin maaş alıyor. İnsanlar iş bilemiyor ya, üniversite mezunu iş bulamıyor ya. Onlar iş bulamazken çift maaş, üç maaş, beş maaş alanlara o çocukların hakkı zehir olsun, zıkkım olsun. Şimdi arkadaşlar diyor ki şimdi özelleştireceğiz. Efendim liyakat sahibi insanlar gideceğiz. Ya bu kadar yalan olur mu? Bakın size bir çiftlik göstereceğim. Bu çiftliğe bakın arkadaşlar. Şu çiftliğe bakın. Burası Mehmet Aydın'ın çiftliği değil. Daha kötü bir çiftlik. Değerli arkadaşlar, bu çiftlik ne? Tarım kredi kooperatifleri. Kimin olması lazım? Çiftçinin olması lazım. Kimin olması lazım? Ziraat mühendisinin olması lazım. Kimin olması lazım? Biraz bu işleri anlayan adamların olması lazım. Bak, bak Fahrettin Poyraz kim? Fahrettin Poyraz kim? Eski vekil. Köksal Kacır kim? AKP Bilecik Seçim İşleri Başkanı. Hasan Fehmi Kınay kim? Eski AK Parti milletvekili. Davut Arpa kim? Davut Arpa. Bu da Fahrettin Poyraz'ın danışmanı. Danışmanını adam genel müdür yardımcısı yapmış. Başka Muammer Aksoy, Gaziantep milletvekili AK Parti. Zeynep Müjde Sakar. Bu kadın çok yetenekli maşallah. Hem üniversite öğretim üyesi, hem Cumhurbaşkanı danışmanı ve tarım kredi çiftliğinde görev yapıyor. Başka Burhanettin Topsakal, eski Trabzon milletvekili hemşerim Cora. Bak bak. Sonra başka Adem Tatlı, eski AK Parti Giresun milletvekili. Abdurrahim Aktağ, eski AK Parti milletvekili. Ya şu çiftliğe baksana, şu çiftliğe. Şimdi diyebilir misiniz? Biz makina, kimya üstü böyle yönetmeyeceğiz diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Şu çiftliğe bak, şu çiftliğe. Şu çiftliğe bak. Buraya bırakıyorum. Buraya bırakıyorum. Ya ister miyiz insan ya? Ya zehir zıkkım olsun. Çiftçinin traktörü İzca'da satılıyor. Sen buradan beş maaş alıyorsun. Beş maaş. İnsanda biraz ar olur. Utanma olur. Bu ne adına yapıyor? Muhafazakar. Yerli ve milli yapıyor. Ya çiftçi aç. Çiftçi İzca'da. Bunlar ne yapıyor? Allah sizin. Neyse. SEKA'yı hatırlıyor musun SEKA'yı? SEKA, Balıkesir. 1981 yılında 198 milyon lira yapılmış. 198 milyon dolara. Al bayraklara ihale yapıldı. Dikkat edin, 1.1 milyon dolara.
198'de birine al bayraklara satıldı. Al bayraklar kim? Her gün muhalefete küfreden, beyleri öven gazete patronu. Danıştay 5 kez iptal etti. 5 kez iptal etti, 5 kez iptal etti. Fabrikayı vermedi al bayrak. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir vesileyle Bakanlar Kurulu aldılar fabrikayı. Bakanlar Kurulu aldılar fabrikayı. Bakanlar Kurulu imzayla o fabrikayı al bayraklara verdi. Giresun farklı mı? Farklı değil. Ne? Kocaeli farklı mı? Farklı. Şimdi 1 kilo kağıt üretemiyor bu merkez. 1 kilo kağıt üretemiyor. Tekel anlattım ya tekeli. Tekel arkadaşlar bunun hesabı mutlaka sorulması lazım. Tekel ne oldu biliyor musunuz? Yerli ve milli iktidarı kime sattı? Önce bir iş adamı grubuna. İş adamı grubuna 292 milyon dolara bak 292 milyon dolara sonra 810 milyon dolara yerli ve milli hükümetimiz kime sattı? Önce Amerikalılara, Teksaslılara, hemşerilerine sonra kime sattı? 2.100 milyon dolara kime sattılar? İngilizlere sattılar. Yerli ve milli hükümetimiz. Helal olsun size. Bir telekom anlatacağım telekomu. İçim yanıyor, yüreğim yanıyor. Bundan daha büyük talan, daha büyük soygun yok. Hatırlayalım. Telekom'un %55 hissesini Lübnan Harir ailesi 15 yıl önce 6,5 milyar dolara alıyor. Sonra 2 milyar bak kasada 2 milyar var. Kasada 2 milyar var. Sonra 2005-2015 arasında 14 milyar dolar kar ediyor. Bu karın 2016'ya kadar olan karın 12.6 milyarını temettü olarak Öğer ailesi alıyor. Dikkat edin dinleyin. Sonra Hariri Öğer ailesi 2016'nın sonunda Telekom'u 3,5 milyar borçlandırıyor. Borçlandırıyor. 4,5 milyar dolarla Türk bankalarının üzerinde kalıyor. Hariri kaçıp gidiyor. Ya Allah'tan korkmaz mı insan ya? Bakın bu bir aşk var gibi Hariri aşkı. Bu aşkı anlamak mümkün değil. Peki arkadaşlar bu Telekom'u fakiri fukara soyan kanını emen sahtekar nerede biliyor musunuz şu anda? Göstereyim nerede biliyor musunuz? Şu anda sarayda. Bu Türkiye'yi soyan bu sahtekar nerede biliyor musunuz? Sarayda. Sarayda. Diyor ya Sayın Erdoğan. Diyor ya Millet İttifakı'na, Sayın Akşener'e, Kılıçdaroğlu'na, Kanal İstanbul'u ima ederek diyor ki söke söke alacaklarmış. Tahkimden diyor. Tahkim söke söke alır diyor. Ya söke söke alacaksan bu parayı bu sahtekardan al. Bu milletin parası bu sahtekardan al. Bir sahtekar ya Türkiye'yi yemiş içmiş soymuş. Eğer yiğitsen, eğer Kasımpaşalıysan bu sahtekardan parayı al. Bu toplantıyı nerede yapıyor? Vahdettin Köşkü'nde. O kim? İstanbul'un anahtarını İngilizlere, Yunanlara veren adam. Vahdettin Köşkü'nde yapıyor. Bu sevda değişik bir sevda. Bu sevdayı duymak için ancak bu topraklara düşman olmak gerekir. Bütün özelleştirmelere bakın değerli arkadaşlar. Bütün özelleştirmelere bakın. Maalesef durum bu.